Merhaba. Önceki bölümlerde olasılık hesaplarına bakmıştık dağılımlar olarak. Şimdi bu konu üzerine devam edeceğiz. Özellikle honorleri ararken hani dağılım olarak yüzde kaç olasılıkla tek parça buluruz, iki parça buluruz, üç parça buluruz gibi özellikler. Bunların hepsi aslında ilk bölümde yaptığımız olasılık hesaplarından türetilebilecek rakamlar. Daha sonra da akılda tutulması faydalı olacak olan rakamlara geçeceğim. Kısa bir bilgilendirme bölümü olacak. Önce, şimdi bir onörümüz eksik. Önce altı kart içindeki duruma bakalım. Altı kart içinde tek parça yakalama ihtimalimiz sadece ve sadece %2,5. Yani dışarıda 6 kart var. As ya da ruva ya da her ne aradığımız onur eksik olan bir onurumuz var. Bunu bulma olasılığımız sadece %2,5. 2 parça olma ihtimali daha yüksek. 16. Üçlü 36 ve dörtlü 32. Aslında dikkatinizi çekmek isterim. Mesela üçlü. Yani sağda da olabilir, solda da olabilir. Zaten 3-3 dağılım olasılığı %36. 4-2 dağılım olasılığına bakın. Çift olması 16. Dörtlü de olması 32. Yani ikisinin toplamı 48. Tabii burada şunu unutmayalım. Hani sağda mı arıyoruz, solda mı arıyoruz? Eğer bu sağda olsun, 3 parça olsun diyorsak, yarısı kadar 18. Yani tek parça arıyorum. O da doğuda olsun diyorsan sadece 1,25'e kadar iniyor. Benzer mantıklara bakalım. 5 kart içinde durum ne? Tek parça yakalamamız onörü. Dışarıda 5 kart varken yani 8 kart bizim tarafta. 5 kartın tek parça yakalama ihtimalimiz %6. Çift olma ihtimali %27. Üçlü olma ihtimali %41. Zaten rakamlar tanıdık gelecek. 3-2 dağılım dışarıda 5 parçada 68'de. Bakın 27 ve 41 olarak dağılmış. 4 parça 22, beşli 4. Yani sağımızda ruva tek parça çıksın diye ümit ediyorsanız bunun anlamı sadece %3'e tekabül eder. 4 kart içindeki duruma bakalım. Tek parça yakalama şansımız arttı. Bakın 2,5 6 giderken 12. 4 tane eksi dışarıda 4 kart var. 9 kart bizde 12. 2 parça olma ihtimali %41. 3 parça olma ihtimali %37. 4 parça olması bu aradığımız onörün, eksik onörün %10. Son olarak da 3 kart durumuna bakalım. Tek parça yakalama ihtimalimiz %26. Çift olma ihtimali %52. Üçlü olma ihtimali de %22. Daha önce söylediğim gibi hani bunların sağda ya da solda olması da buradaki ihtimallerin yarısı kadar. Peki, şimdi bunları da gördükten sonra bütün bu yaptıklarımızı özetleyecek bir sayısal bilgilerden bahsetmek istiyorum. Yani hep detayı daha önce sayıları gösterirken ezbere bilmeye gerek yok, hiyerarşiyi bilmek yeterli vesaire demiştim ama tabii bazı sayılar var ki oyun sırasında bunları kullanacağımız için bilmekte fayda var. Bunların çoğunu daha önceki bölümlerde görmüştük. Bir hatırlayalım istiyorum. Şimdi elde ve yerde toplam 6 kağıt var. Dışarıdaki kağıtların dağılma olasılığı 4-3. Yani 7, 6 parça bizde, 7 parça dışarıda. Bizde 6 varken
4-3 dağılma olasılığı 62, 5-2 dağılma olasılığı %30. Sadece bir onörümüz eksikse bunun tek parça olma ihtimali %1, çift %9, 3 parça olma ihtimali de %27 olacak. Şimdi bizim tarafta 7 kağıt var, 6 kağıt dışarıda. Ezbere bilmemiz gereken bir durum. 4-2 olma olasılığı 48, 3-3 olma olasılığı 36. Sadece bir onörümüz eksikse ve bunun tek parça olma ihtimali %3, çift parça olma ihtimali %16, 3 parça olma ihtimali ise %36. Şimdi bizim tarafta 8 kağıt var, 5 kağıt dışarıda. En yüksek olasılık 3-2 dağılım olasılığı %68. 4-1 dağılım olasılığı %28. Yine tek onörümüz eksik. Bunun tek parça olma ihtimali %6, çift parça olma ihtimali 27 ve 3 parça olma ihtimali %41. Bizdeki kağıt sayısı arttı, 9'a geldi. Dışarıda sadece 4-1 var. 3-1 olasılık %50, 2-2 olasılık, bunu unutmayalım, daha az, %40. Yine tek onör eksikse %12, çift onör, yani onörcü bir onörü tek parça bulma ihtimali 4 kağıtta %12, çift parça 41, 3 parça olma ihtimali %37. Son olarak da 10 ve 11 kağıtta, bizde 10 kağıt varsa dışarıda sadece 3 kağıt var demek. Örneğin Rua varken Empas'ın başarı şansı %50. Ası çekerek dışarıdaki Rua'yı düşürmenin başarı şansı ise %26. Yani 3 tane kağıt varsa Empas'ı denemek lazım. Şimdi dışarıda 2 kağıt var. 11 kağıt bizim tarafta. Ası çekerek düşürme şansımız %52. Çünkü kağıtların bir dağılma olasılığı %52. 2-0 dağılma olasılığı %48. Bu yüzden elimizde 11 kağıt varken Rua'yı düşürmek için ası çekeriz. Evet, kısaca buradaki bilgileri bir özetlemiş oluyorum. Şimdi kontratın empaslarını bahsetmiştik. İkinci bölümde empaslardan bahsetmiştik. Örneğin bir empasın başarılmasına bağlıysa başarı şansı %50. İki empastan birinin başarılma şansı %75. Nereden geliyor bu %75? %50 ihtimalle birinci empası deneriz. Başaramazsak bu kalan %50 demek. O kalanın da %50'sinin 50'si yani 25. Bu da ikinci empasın başarı şansı. Yani ikisinden birinin tutma ihtimali %75. Ama ikiz empastan ikisinin birden başarılma ihtimali ise %25'e iniyor. Yani iki empasa ihtiyacınız var ve ikisi de tutmalı. Öyleyse %25. Peki bir tarafta empas var. Bir taraf başka bir renkten de 3-3 dağılım arıyoruz. Bunun başarı şansı %68. Yine bir renkte empas, başka bir renkte 3-2 dağılım arıyoruz. Bunun başarı şansı çok daha yüksek. %84. Şimdi iki şarta birden bağlı durumlara bir bakalım. İki rengin birden 3-3 dağılması. Yani atıyorum şimdi hem pik hem kör 3-3 dağılsın dışarıda. Bunun başarı şansı %13. Hem bir renkte empasın tutması hem de diğer renkte de dağılımda 3-3 olması. Başarı şansı sadece %18. Yine çift şart. Hem bir empas tutsun hem de dağılım 3-2 olsun. %34. Evet,
Kısa bir bilgilendirme ve özet yapmış olduk. Bundan sonraki bölümlerde hem örneklerimiz olacak hem de bazı yine istatistiki bilgiler. Örneğin bir kağıt eksikken az, dua, dam gibi bunun olasılık hesaplarına göre nasıl elimizdeki kağıtları oynamamız gerekiyor? Onunla ilgili bilgiler de paylaşacağım. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.